Tekrar merhaba. Devam ediyoruz derslere. Bu sefer son dersimizde ekrana ölüm ekranını yazdırmıştık. Karakterimizi öldürmüştük ve karakterin kontrol bağlantısını kesmiştik. Şimdi bu ölüm işlemini bir sisteme bağlayacağız. Karakterin sağlık durumu sıfıra indiğinde karakteri ölmüş olarak göstereceğiz. Bununla ilgili başlayalım. Evet, şimdi öncelikle karakterin kendisine, yani Survivor karakteri giriyorum. Bir sağlık değeri vereceğim karaktere. Buna Blood olarak isimlendireceğim ama. Çünkü sağlık eskide kaldı. Hayatta kalma oyunlarında genelde kan değeri üzerinden bazı işlemler yapılıyor. Örnek veriyorum. Karakterin kan kaybından titreme, işte renklerin kayması, yani siyah beyaza dönmesi gibi şeyler bağlayacağız. O yüzden bu değerin ismini kan olarak belirlemek istiyorum. Hemen ufak bir internetten araştırma yaparak bir insanda ortalama kaç litre kan olur ona bakacağım. kadar bir insanda 4 litre kan bulunurken yaklaşık olarak 110 kilo kadar bir insanda ise 8 kilo kan bulunur diyor. 1 litre demiş, bir de kilo demiş. Biz bunu litre olarak alacağız. Buradaki blood aslında litre olarak olacak. Misal 1 litre ise 1000 birim olacak. 8 litre ise 8000 birim. Bu şekilde dönüştüreceğiz. Yani bize aslında 110 kilo ortalama 7 litre falan, yani 7000 birim alabiliriz. Blood dediği karakterin o anki kan seviyesi. Bir de maksimum kan seviyesini belirleyeceğiz ki daha sonra karakterin kan seviyesini 0 ile maksimum kan seviyesi arasında yükselip artmasını sağlayabilelim. Bunun için aynı değişkenden bir tane daha üretiyorum. Buna da Blood Max diyorum. Fark ettiyseniz değişkenin türü integer, yani tam sayı. Yani küsuratlı sayılarla işlem yapmak istemiyorum. Tam sayıyla yapacağım. Bunları dışarıdan değiştirilebilir hale getiriyorum. Şeylerini açarak. Değiştirilebilir hale, instans dışarıdan. Ve evet, bu kadar yeterli bu ayarlar. Şimdi aslında bu private ve public muhabbeti. Şu anda bunları public'e açtım. Diğer dosyalardan bu değişkenleri görüp değiştirebileceğim içerisine. Bunlara 7000 birim yazıyorum. Şu anda karakterin 7000 olmasın, 5000 olsun. Varsayılan değer maksimum 7000 olsun. Yani şu anda benim toplam kan değerim 7000 birim de 5000 birim. Yani 5000 birim aslında karakterim. Şimdi bunları ilk işlem olarak bir ekrana bir bar şeklinde gösterelim. Main game screen'i tekrar açıyorum ve ekrana bir progress bar atadım. Progress barımı ekranın sol altına koydum. Pozisyon bilgilerimi sıfırladım. Bir yapıp ekranın biraz üstüne kaydırdım. Yani merkezini sol altı olarak aldım progress barını. Ve bunun genişliğini 250 birim yaptım. Hatta 400 yapayım. Aynen. Bunu biraz azaltayım. 30. Şimdi şuradaki progress'ta percent'ta yazan 0 ve 1 arasında bunun ne durumda olduğunu ayarlayacağız. Yani bize aslında lazım olan değer 1 ve 0. Şimdi benim elimde 7000 ve altındaki değerler olacak. Yani maksimum 1 hali 7000. Azaldıkça da bu 7000'den aşağı doğru düşecek. Bu değeri nasıl elde edeceğimizi falan ve bunu nasıl karakterin üzerindeki şeye bağlayacağımızı göstereceğim. Şurada altında bar fill type var. Yani soldan sağa doğru dolması, sağdan sola doğru, merkezden dışarıya doğru, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru. Bize lazım olan standart soldan sağa doğru olacak. Sola doğru bu bari gittikçe mavilik azalacak. Bunun rengini değiştirelim. Bu kan olacağı için kırmızı daha uygun. Şöyle kırmızıya
yakın bir renk yapalım. Aynen. bu bizim sağlık barımız. Bunu alttan biraz şeyi bırakmak istiyorum. 10 piksel alttan dedik. Evet. 10 aşağıdan da 10 bırakalım. Eksi 10. Hatta bunu ekranın sol üstüne alalım ya. Standart eskisi gibi olsun. Eski mantık. Ekranın sol üstüne aldım. Merkezini sıfır yaptım. Yukarıdan 10 piksel kadar bir boşluk bırakıyorum. Az geldi 25. Soldan da 25 bırakalım. Evet. Şu şekilde ekranın biraz içine kaydırdım. Ekran çözünürlüğüm ne olursa olsun yukarıdan 25 piksellik, yukarıdan ve yandan boşluk olacak ve bu bar orada çıkacak. Bunun ismini şuradan değiştirelim. Blood bar diyelim. Bizim kan durumumuz görünecek burada. Şimdi benim karakterimin içerisindeki kan değerlerini alıp burada bu bara işlemem gerekiyor. Bunun için önce hangisinde ikisine de oluyor ama bir tanesinin bir farklı bir olayı vardı. Ona sonra bakıp söyleyeceğim. İki şekilde de çalışacak zaten. Event pre construct içerisinden get owner get pound diyelim. Pound değil, pound owner çıkmadı. Şöyle yapalım. Get owner. Get owning player. Kontrolcü dosyamızı veriyor. Pound. Get player pound değil. Get pound. Get owning player pound. Burası karakterin kontrolcü dosyasını, alttaki de karakter dosyasını yani pound'ını bize getirecek. Biz bilgileri karakterden alacağımız için öncelikle bunu alalım. Cast to Survivor karakter diyeceğim. Şimdi karakterimiz oyunumuzdaki karakterimizi çağırdık. Ama bu kendi ürettiğimiz karakter mi, Survivor karakter mi ona bakıyoruz. Eğer kendi ürettiğimiz karakterse burası çalışacak. Eğer değilse alt taraf çalışacak. Eğer üstteki çalışırsa ben play dediğimde ekrana hello yazısı gelecek burada. Bunu test etmek için oluşturdum. Bakıyoruz. Hello yazısı geldiğine göre düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi karakterimizdeki kısa yolunu alalım önce. Promote to variable diyorum. Survivor karakter referans diyorum. Aynı işlemi kontrolcü dosyasında da yapmıştık. Hemen üstte göreceğiz. Şurada. Controlled pawn referans olarak almıştım. Elimin altında bulunsun. Bunun daha sonra içerisine, karakterin içerisine kısa yoldan erişebilmek için. Şimdi designer bölümüne geri geliyorum. Kan değerinin görüneceği barın buradaki percent yani şu değerleri yükseltip azaltmak için bunu bir sisteme bağlamam gerekiyor. Hemen yanındaki bind butonuna tıklayıp create binding'e tıklıyorum. Benim şu anda buraya vereceğim 0 ve 1 arasındaki değerler otomatik olarak barımın azalıp çoğalmasını sağlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Az önce oluşturduğum Survivor karakter referansı ekrana çağırıyorum. Ve içerisinden get blood diyorum. Oluşturduğum karakterin içerisinde Blood ve Blood Max'ı ekrana çağıracağım buraya. Get Blood Max. Şimdi ufak bir matematik hesabı yapalım. Örnek veriyorum. Şu anki benim kan değerim 5000'di. Maksimumu da 7000. 5000 bölü 7000 yaparsam eğer 0,71 küsuratlı bir şey çıkıyor. Eğer 7000 bölü 7000 yaparsam 1 çıkıyor. 100 bölü 7000 yaparsam 0,014 çıkıyor. 0 bölü 7000 yaparsam da 0 çıkıyor. Yani maksimumda bana 1 değerini veriyor. Azaldıkça da 1 ile 0 arasında 0'a doğru düşen bir değer vermeye başlıyor. O yüzden azalıp yani azalabilen değeri
maksimum değere böleceğim. Integer bölü integer. Ama bana vereceği sonuç yine tam sayı olacak. Çünkü integerlar tam sayı oluyor. O yüzden bunları önce benim to float, küsuratlı sayıya çevirmem lazım. To float diyelim. Bu işlem, misal kan değerim 5000 iken bunu küsuratlı sayıya çeviriyor ve 5000.0 yapıyor. Artık küsuratlı sayılarla işlem yapabileceğim için, zaten istediği sonu da küsuratlı bir sayı olduğu için bu işlemi rahatlıkla yapabileceğim. Yoksa tam sayıyla işlem yaptığımdan, örnek veriyorum, bunu eğer direkt tam sayı olarak bölersem ortaya çıkan sonuç 0 ve 1 arasında olacağından ya bana 1 verecek ya da 0 verecek. Aradaki 0.5'leri, 0.7'leri vermeyecek. O yüzden bu işlem tam sonuç vermeyecek bize. Şu anda bunları tekrar bölüyorum. Float bölü float diyorum. Ve ekranı buraya bağlıyorum. Return value dediği, ben burada create barın üzerine tıkladığımda buradan bu değerleri bir sisteme bağlıyordum. Create binding dedim. Orada oluşturdu fonksiyon. Zaten oluşturduğum fonksiyon ismi de buradan çıktı. Bu fonksiyonumuzun ismini de değiştirelim. Get plot bar diyelim. Get plot bar value diyelim, hatta değer. Yani kan barının değerine erişme olarak, değerini hesaplama olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada da ismi değişti. Bu designer ve graph pencereleri aynı. Bu tasarım ekranı. Bu da arka plan. Sistemi yaptığımız yer olarak düşünün. Hemen şurada get bar diye ekstradan bir fonksiyon oluşturduk. Bu ana işleyiş kısmından farklı. Bu bir fonksiyon. Bu sol tarafta functions bölümüne fonksiyon geldi zaten. Bunu sürükleyip bıraktığımda istediğimde buradan tekrar aynı fonksiyonu kullanabiliyorum. Şu anda kan değeri ekranda görünmesi lazım. Designer bölümüne geldim. Şu an full görünüyor. Play dediğimde 7000 birimde 5000 birim olarak orantıyı ekrana yazmış. Şimdi E'ye bastığımda normal şartlarda karakterim ölüyordu. Öyle bir ayar yapmıştık. Bunu değiştireceğim. Şöyle yapacağım. E'ye bastığımda karakterim ölmesin. Bunu iptal ediyorum. Q'ya bastığımda karakterimin canını azaltacak. E'ye bastığımda da canını yükseltecek. En basit anlamda onu şöyle yapacağız. Böylelikle oyun içerisinde barın burada azalıp çoğaldığını göreceğiz. Daha sonra da sıfır olduğunda can değeri karakteri öldüreceğiz. Şöyle bir şey yapalım. Önce kontrolcü dosyasına karakterimizin kısa yolunu almışız zaten daha önce. Hemen şuradan Survivor karakter referansımı çağırıyorum. Get set blood diyorum. Değiştireceğimiz değer blood değişkeni olduğu için bunu set ederek ekrana çağırdım. Aynı şekilde alt taraf için de aynısını yapacağım. E'ye bastığında kana ekleme yapacak. Q'ya bastığında kandan çıkarma işlemi yapacak. 100'er birim azaltıp ya da 500 250 birim azaltıp 250 birim düşürme üzerine gidelim. Şimdi buraya yapacağım işlemde şöyle bir detay var. Misal ben blood, yani şu an 5000 birim olan kan değerine 250 birim E'ye bastığında 250 birim ekleyecek. Ama her E'ye bastığında bu işlemi yapacağı için maksimum kan değerini geçecek normal şartlarda. Yani 7000 olduğunda 7250 olacak bir daha bastığımda. Bu işlemi sınırlamam gerekiyor. Bunun için de clamp işlemini kullanacağız. Clamp işlemi nasıl oluyor onu göstereyim. Örnek veriyorum. Şimdi değiştireceğimiz kısım burası olduğu için buraya clamp ile şu kısmı açıyorum. Yapacağımız işlem şu. Bunu şöyle alayım. Yok, böyle kalsın.
E'ye basıldığında karakterimin kan değerini alacağım. Buna ekleme yapacağım. Üzerine 250 birim ekleyecek. Ve bunu value'ya ekliyorum. Kan değerine tekrar yazacak. Yani kendisini alıyorum, üzerine 250 birim ekliyorum ve kendi içerisine tekrar kaydediyorum. Yapacağı işlem bu. Buradaki clamp kısmındaki min ve max olayı da şu. Bu işlem arttırma ve eksiltme 0 ile maksimum değerler arasında, yani minimum ve maksimum değerler arasında yapılacak. Benim minimum değerim 0, maksimum değerim de 7000. Yani karakterimdeki get blood max. Bunu da buraya bağlayacağım. Böylelikle ben arttırma ve eksiltme işlemlerini ne kadar çok yaparsam yapayım, minimum 0, maksimum 7000 arasında gidip gelecek. Böylelikle ben E'ye 7000'den sonra bastığımda 7000'den yukarıya çıkmayacak bu işlem. Aynı şekil bu işlemi Q'ya yapıyorum bir de. Get blood diyorum. Eksi integer 250 azaltıyorum. Aynı şekilde araya clamp ekliyorum. Value'ya bağlayıp bunu buraya. Maksimumunda maksimum blood'dan alıyorum. Blood max'dan alıyorum. Ve bunu da Q'ya bağladım. Böylelikle karakterimdeki kan değerini alacak. 250 birim düşürecek. 0 ve maksimum kan değeri arasında tuttuktan sonra da yeni kan değeri olarak kana yazacak. Evet, şu an test etmeye hazır. Play dedim. Q'ya basıyorum. Azalıyor. E'ye basıyorum. Çoğalıyor. Ama fazla çoğaldı. Neden? 250, 2500 yapmışım. O yüzden. Q, E. Q, E. Şimdi bu işlemleri yaparken de aslında kan değerini de ekrana yazdırabiliriz. Hem o anki kan değeri neymiş onu görebiliriz. Print string bazı değerleri hemen ekranın sol üstüne yazmak için. Aynı zamanda bunlar oyunu yayınlamak için build aldığınızda görünmüyor. Şurada yazdığı üzere sadece geliştirme aşamasında görünen debug için, yani hata ayıklamak için, bir şeyleri teslimlemek için kullanılan, ekrana bazı şeyleri yazdırmak için kullanılan bir sistem. Bunun aynısını buraya da alıyorum. E'ye ve Q'ya bastığımda hemen altında değerler de yazacak. 7000'den yukarı çıkmıyor. Şu an E'ye basmaya devam ediyorum. Q'ya bastığımda da bu şekilde düşüyor. Ve sıfırdan aşağıya düşmüyor. Yani istediğim sonucu elde ettim. Şimdi bunları silelim. Kan değerlerim yükselip azalma işlemini en basit anlamda E ve Q tuşuna bağlayarak yaptım. Şimdi ölüm ekranının gelmesini kanın sıfıra indiğinde hani gelmesine bağlayalım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Zaten ölüm ekranını ekrana yazdırıyoruz. Bunda bir sorun yok. Sürekli kan değerini kontrol eden bir sistem yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun için iki yöntem var. Sürekli olarak kan değerini kontrol ettirip sıfıra geldiğinde karakteri öldürmek en ucuz, en kolay yapılacak yöntem. Ama misal ben bunu daha kontrollü bir biçimde yapmak istiyorum. Yani karakterime herhangi bir hasarı benim bir kontrol mekanizmasına bağlayıp bundan sonra hani kan değerinde bir azalma olduktan sonra kontrol etmesi daha işime gelir. Her saniye, hatta her frame, yani örnek veriyorum 60 FPS oyun çalışıyorsa saniyede 60 kere bu işlemi yaptırmak uzun vadede daha kompleks oyunlarda performans kaybına yol açar. Belki yeni sistemlerde o kadar performansa sorun açmaz ama yeterince performanslı bir yöntem değildir. Ama örnek veriyorum, benim karakterim Q'ya bastığımda şu anda canı azalacağı için, yani kan değeri azalacağı için öleceğinde, her basma işleminden sonra sıfıra gelip gelmediğini kontrol etmek daha performanslıdır. Sadece Q'ya bastığımda çünkü bu hesaplamayı kontrol yaparız. Bunu da şöyle hemen yapabiliriz. Şimdi E'ye bastığımda karakterimin kan değeri yükseleceği için aslında ölme riski azalıyor. Ölme riski Q'ya bastığımda geldiği için hemen
karakterin kanından azalma işlemini yaptığımız yerin arkasına hemen bir branch ekleyelim. Bu branch'i de kan değerine bağlayalım. Eğer kan değeri 0 ise, yani artık karakter ölmüş ise, burası çalışacak her Q'ya bastıktan sonra, ama 0 değil ise burası çalışacak. Şimdi karakterin kan değeri 0'a gelmediyse burası çalışacağı için buranın şu anda bununla ilgili bir işlem yapmamıza gerek yok. Ama 0'a geldiğinde karakterimizin ölme ekranını ekrana getireceğimiz için bunu normal şartlarda bu E tuşuna şu an yaptığımız işlemleri atamadan önce karakteri öldürdüğümüz ekran death screen'i buranın sonuna bağlayabiliriz. Yani E'nin sonuna bağladığımız şu function event'ı çağırma kısmını yukarıda silmişim. Death diyorum. Normalde E'ye bunu bağlamıştık. E'ye bastığımızda karakter ölüyordu. Bunu hemen bunun arkasına bağlıyoruz. Ve böylelikle ben her Q tuşuna bastığımda karakterin kan değeri azalacağı için 0 olduğunda ölüm ekranına getirecek. Şu anda deniyorum. Q'ya basıyorum. Ve karakter öldü. Şimdi bu şekilde bunun üzerine ekleye ekleye gideceğiz artık. Şu an en basit anlamda karakterin kan değerini ekrana yazdırma ve ölümü karakterin kan değerine bağlama işlemini yaptık.